Merhaba arkadaşlar. Color Karnaval YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir tarif anlatımımla daha birlikteyiz. Amigurumi mini hayalet öreceğiz hep birlikte. Ekranda gördüğünüz bu çalışmayı beraber adım adım örerek tamamlayacağız. Yeni amigurumi teknikleri öğreneceğiz. Sizlere videomda hepsini adım adım anlatacağım. Hiç amigurumi örmesine bilmeyen arkadaşlarımız bile videomu izleyerek kolaylıkla örebilecekler. Çalışmamda kullandığım malzemelerin listesini de videomun açıklama kısmına bıraktım. Orada bulabilirsiniz. Bu çalışmayı arkadaşlar sade haliyle bu şekilde örebileceğiniz gibi ayrıca anahtarlık halkası dikerek de anahtarlık süsü olarak kullanabilirsiniz kanalımı ve videomu desteklemek isterseniz de beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sağ alt köşedeki zil işaretine basarak da bildirimlerinizi açabilir. Yayınladığım videolardan ilk sizler haberdar olabilirsiniz. Şimdi ben hazırım. Sizler de hazırsanız haydi hep birlikte örmeye başlayalım. sihirli halka ile çalışmaya başlıyoruz. İpliği bu şekilde tutalım. Kendimize doğru çevirip burada bir halka oluşturuyoruz. İplerin kesiştiği noktadan sıkıca tutuyoruz. Tığ halkanın içinden geçiriyorum. Arkadan ipliği alıp çekiyorum. İpi bırakmayın. Aynı işlemi tekrar yapacağız. Tekrar ipi alıyorum. Bir kez daha geçiriyorum. Böylece halkayı kilitlemiş oluyorum. Şimdi halkanın içine 6 adet sık iğne öreceğiz. Halkanın içinden tığ geçiriyorum. Arkadan ipi alıp çekiyorum. Şimdi ipi alacağım ve 2 ilmeğin içinden geçireceğim. Buna sık iğne diyoruz. Bu bir. Şimdi ikinciyi öreceğim. 2 i̇ki. Toplam 6 tane öreceğiz. 3 4 5 1 tane daha öreceğim. 6 Kısa ipliği çekip ortadaki bu halkayı sıkıştıracağız. Örgünüzü tutun. Kısa ipliği çekelim ve halkayı küçültüyoruz. İlk sırayı böylece tamamlamış oluyoruz. Spiral metotla öreceğiz. Bu nedenle işaret kullanmamız gerekiyor. Ben kısa bir iplik parçası kullanacağım. İpliği sıranın başına yerleştiriyoruz bu şekilde. Sıra başına yerleştiriyoruz ki sıranın başını kaybetmemek için yanlış ördüğümüz zaman geriye doğru söküp tekrar örebilelim. Şimdi ikinci sırada her dikişin içine çift öreceğiz. Burada V şeklinde dikişler göreceksiniz. Tığ altından geçiriyorsunuz. V şeklindeki dikişin altından geçiriyoruz. Arkadan ipliği alacağım ve çekeceğim. Tığımda 2 ilmek var. Şimdi tekrar ipi alacağım ve ikisinin içinden geçiriyorum. Bu bir. Aynı yere bir tane daha öreceğiz. 2 Sonrakine yine çift öreceğiz. Aynı yere iki tane. 1 2 Sonrakine yine çift. 1 2 Sonrakine yine çift. Hep çift örüyoruz sıra sonuna kadar. 2 Sonrakine yine çift örüyorum. 1 aynı yere 2 Sonuncu 1 2 Sırayı tamamlıyorum. Sırada da toplam 12 tane sık iğne örmüş olmalısın. V şeklindeki bu dikişleri saydığın zaman 12 olacak. İşaret de buradaysa doğru ördün anlamına geliyor. Şimdi yeni sıraya başlayacağım. Tekrarlayacağımız bir grup var. Bir tek bir çift. Bu grubu tekrarlayarak sıra sonuna kadar öreceğiz. Şimdi bir tane tek örüyorum. Yanındakine çift öreceğim. Aynı yere iki tane. Bir, iki. Bir tane tek, bir tane çift örüyorum. Aynı yere iki tane. Bir, iki. Bir tane tek, bir tane çift örüyorum. Bir, iki. Bir tane tek, bir tane çift. 1 2 1 tek 1 çift 1 2 1 tek 1 tane çift örüyorum. Aynı yere 2 tane. Sırayı da tamamlıyorum. Sırada toplam 18 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi yeni sıraya başlayacağız. 1 tane tek örüyoruz. Bir tane çift örüyorum. Bir, iki, iki tane tek, bir tane çift örüyorum. İki tane tek, bir tane çift örüyorum. Bir aynı yere iki, iki tane tek, bir tane çift bir iki iki tane tek bir tane çift bir iki iki tane tek bir tane çift örüyorum ve sonda bir tane kaldı oraya da bir tane öreceğim ve çalışmayı tamamlıyorum. Sırada da toplam 24 adet sık iğne olmalı. Şimdi yeni sıraya başlayacağız. Tekrarlayacağımız grup. 3 tane tek. 1 yanındakine, 2 onun yanındakine, 3. Bir tane çift örüyorum. 1 2. Bu grubu tekrarlayarak sıra sonuna kadar öreceğiz. 3 tek 1 çift. 3 tek 1 çift öreceğiz. 1 yanındakine, 2 yanındakine 3. Şimdi yanındakine çift öreceğim. Aynı yere 2 tane. 1 2. Şimdi 3 tane tek. 1 2 3 bir tane çift örüyorum. 3 tane tek örüyorum. 1 2 3 Bir tane çift öreceğim. 1 2 Şimdi 3 tane tek örüyorum. 1 2 3 Bir tane çift öreceğim. 2 tane örüyorum aynı yere. 3 tane tek. 1 2 3 bir tane çift örüyorum ve sırayı tamamlıyorum arkadaşlar sırada da toplam 30 adet sık iğne olmalı şimdi yeni sıraya başlayacağız yeni sırada iki tane tek tek örüyoruz 1 2 bir tane çift öreceğim aynı yere iki tane şimdi dört tane tek 1 2 3 4 bir tane çift örüyorum. 4 tane tek 1 2 3 4 bir tane çift örüyorum. 4 tane tek 1 2 3 4 bir tane çift örüyorum aynı yere iki tane şimdi dört tane tek öreceğiz bir iki üç dört bir tane çift örüyorum aynı yere iki tane dört tane tek bir iki üç dört bir tane çift öreceğim bir iki 2 tane tek örüp bitiriyorum. 1 2 Sıranın sonuna geliyorum. Sırada da toplam 36 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi bundan sonra artık çift örmüyoruz. 3 sıra. 3 sıra için çift örmek yok. Tek tek örüyorsunuz. Her dikişe bir tane. 3 sıra öreceğiz. 36, 36, 36. 3 sıra örüyoruz. 3 sıra sonra buluşuyoruz arkadaşlar. 3 sıra örgüyü tamamlıyorum. Şimdi yeni sıraya başlayacağız. Bu sırada tekrarlayacağımız bir grup var arkadaşlar. 5 tane tek tek örüyorsunuz. Her dikişe bir tane. 1 2 3 4 ve 5 bir tane çift örüyoruz. Arttırma yapıyoruz. 1 2 Şimdi bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlayacağız. 5 tane tek 1 2 3 4 5 bir tane çift örüyoruz. 1 2 5 tane tek 1 2 3 4 ve 5 bir tane çift örüyoruz. 1 2 5 tane tek 1 2 3 4 ve 5 bir tane çift örüyoruz. 1 2 5 tane tek 1 2 3 4 5 bir tane çift 5 tane tek 1 2 3 4 5 bir tane çift örüyorum. 1 2 Sırayı tamamlıyorum arkadaşlar. Sırada da toplam 42 adet sık iğne olmalı. Bundan sonra 9 sıra öreceğiz. 9 sıra her sırada 42 42 sık iğne olacak. 9 sıra örüyoruz. Her dikişe bir tane öreceksiniz. 9 sıra sonra buluşuyoruz. Evet, 9 sıra örgünüzü tamamladığınızda da çalışmanızın şeklinin böyle olması gerekiyor. Bu aşamada kilitli gözleri takacağız. Gözler Sıraları saydığınız zaman 10 ve 11. sıralar arasına bakın aralarında da ne kadar boşluk bırakmışız. Birlikte görelim. Şimdi ilk gözü taktıktan sonra burada sayıyorsunuz. 1 2 3 4 5. deliğe yani arada 4 tane bırakmışım. 5. deliğe ikinci gözü takıyorsunuz arkadaşlar. Bakın çalışmanızın şeklininde Böyle olması gerekiyor. Şimdi yeni sıraya başlayacağız. Bu sırada size öğreteceğim bir teknik var. Blo nedir? İngilizcesi back loop only kısaltması. Yani arkadaki ilmeğe ör anlamında. Şimdi arkadaki ilmek nedir arkadaşlar? Burada V şeklinde dikişler görüyorsunuz. Şimdi bu V şeklindeki dikişin içine tığ batırıyorsunuz. V'nin içine batırıyoruz. Arkadaki ilmek bu ilmek oluyor. Öndeki de bu yarısı. Biz arkadakinin üstünü öreceğiz sadece. Bu sırada sadece bunu öreceğiz. Yani arkadaki ilmeğe. Şimdi 5 tane tek tek örüyoruz. 1 ikinciyi öreceğim 2 3 4 ve 5 arkadaki ilmeğe örüyorum şimdi buna buluyoruz arkadaşlar ilmeklerin yarısı da bakın ön tarafta kalıyor örgünüz böyle olacak. 5 tane tek de gördük. Bir tane azaltma öreceğiz. Azaltma nedir? Sonraki boş dikişin içine yani V'nin içine örüyoruz ya yine V'nin içine arkadaki ilmeğin üstüne bir tane ilmek aldım. İki tane burada kalsın. Sonraki V'nin içine tığ batırın. Bir tane daha ilmek alın. Tığımızda 3 ilmek var. Şimdi ipi alacağım ve bu 3 ilmeğin içinden geçireceğim. Şimdi ipi alıyorsunuz, 3 ilmeğin içinden geçiriyorsunuz. Buna azaltma diyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar tekrarlayacağız. 5 tane tek. 1 2 3 4 bir tane daha 5 bir tane azaltıyorum şimdi 5 tane tek öreceğim hep tekrarlayacağız 5 tek bir azaltma sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz 1 2 3 4 ve 5 bir tane azaltıyorum 5 tane tek örüyoruz 1 2 3 4 ve 5 bir tane azaltıyorum 5 tane tek öreceğiz 1 2 3 4 ve 5 bir tane azaltacağım 5 tane tek 1 2 3 4 ve 5 bir tane azaltıyorum ve sıranın sonuna geliyorum arkadaşlar. Sırada da toplam 36 adet sık iğne örmüş olmalısın. ilmeklerin yarısı da bakın böyle dışarıda kalacak bütün sıra boyunca. Şimdi artık bu metotla örmeyeceğiz. Normal örüyoruz. Şimdi 4 tane tek öreceğiz, 1 tane azaltacağız. 1 2 3 Bir tane daha öreceğim. 4 Bir tane azaltıyorum. Şimdi bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlayacağız. Ben örmeyeceğim. Bu ördüğümüzü tekrarlayarak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. 4 tek bir azaltma, 4 tek bir azaltma sıra sonuna kadar örüyoruz. Sıra sonunda buluşuyoruz. Evet sıranın sonuna geldim. Şimdi yeni sırada tekrarlayacağımız grubu öreceğim. Siz sıra sonuna kadar bu öreceğim grubu tekrarlarsınız. Şimdi 3 tane tek tek örüyoruz. 1 2 Bir tane daha 3 Bir tane azaltıyoruz. Şimdi bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyorsunuz. Sırada da toplam 24 adet sık iğne olacak. Evet şimdi yeni sıraya başlayacağız. Tekrarlayacağımız grubu öreceğim. 2 tane tek örüyoruz. 1 2 Şimdi bir tane azaltacağız. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. 2 tek bir azaltma, 2 tek bir azaltma, Sırada da toplam 18 adet sık iğne olacak. Evet sıranın sonuna geldim. Şimdi yeni sıraya başlayacağız. Bu sırada arkadaşlar tekrarlayacağımız grup bir tane tek örüyoruz. Bir tane azaltıyoruz. Ve bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sırada da toplam 12 adet sık iğne olacak. Evet sıranın sonuna geldim. Bu aşamada elyafla dolduruyoruz. Doldurduktan sonra da son sırayı öreceğiz. Şimdi yeni sırada arkadaşlar 6 tane azaltma yaparak bu boşluğu kapatacağız. Bu birinci azaltmam. ikinci azaltmam. üçüncü elyaflara dikkat edin ee, içeriye ittirin ki örerken tığınıza takılmasınlar devam ediyorum dördüncü bu 5. ve sonuncuyu örüyorum altıncı. Evet. Sırayı tamamlıyorum. Artık işareti çıkarabilirim. Şimdi bakın burada bir delik oluştu. O deliği dikerek kapatacağım. Onun için uzun bir iplik bırakıyorum. Bu kadar bırakmanız yeterli. İpi çekelim. Hemen iğneye geçiriyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi bu orta noktada V şeklindeki dikişlerin içinden geçirerek dikeceğiz. Şimdi sonraki boş V dikişin bakın içinden iğneyi geçiriyorum. Buradan çıkarıyorum. Yanındakinin dıştan içe içinden geçiriyorum. Yanındakinin içten dışa onun yanındaki zikzak çiziyorum. Z çizerek devam ediyorum. Evet. Şimdi çekeceğiz ve bu ortayı kapatacağız arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi iğneyi başka bir yerden çıkarabilirim. Tekrar buradan geçirip yine başka bir yerden yürüteceğim. İpi kesebiliriz. Evet. Bakın çalışmanızın şeklinin arkadaşlar böyle olması gerekiyor şimdi oyuncağı bakın böyle çeviriyoruz burada yarım ilmekler kalmıştı o yarım ilmeğin içinden geçiriyorsunuz tığınızı beyaz ipliği bağlayacağız bir düğümle bağlıyorum şimdi bağladığım yerden tekrar tığ geçireceğim ve arkadan ipi alıp ilmeğin içinden geçiriyorum burada bir tane zincir çekiyorum şimdi bu yarım kalan ilmeklere örüyorsunuz bir sıra 48 tane şimdi bu yarım ilmekleri öreceğiz bir sıra 42 tane sık iğne örüyoruz tek tek örüyoruz 1 2 3 devam ediyoruz. Toplam 42 adet sık iğne örüp sıra sonunda buluşuyoruz. Evet 42 adet sık iğneyi tamamlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu sırayı dikkatli izleyin. Burada farklı teknikler kullanacağız. Şimdi sonraki boş dikişin içerisine 2 tane sık iğne örüyoruz. Aynı yere iki tane. Bu bir aynı yere bir tane daha. 2. Sonrakine yarım trabzan. İpliği tığa doladık. Sonraki boş dikişe ipi aldık. Tığımızda 3 ilmek var. 3'ünü birden topluyoruz. Tekrar yine aynı yere 3 ilmeği topluyoruz. Şimdi bir sonraki boş dikişe ikili trabzan öreceğiz. İpliği tığa doladık. Sonraki boş dikişe ipi çekiyorum. Tığda 3 ilmek var. 2-2 toplayacağız. Önce 2 tanesini. Sonra 2 tanesini. Tekrarlıyoruz aynı yere. Önce 2 tane. Sonra 2 tane. Sonraki boş dikişe yine ikili tırabzan. 2 i̇ki tane öreceğiz. Önce 2. Sonra 2. Yine. Önce 2. Sonra 2. Şimdi bir sonraki boş dikişe 2 tane yarım tırabzan örüyoruz üçünü birden toplayacağız bu bir bir tane daha öreceğim iki şimdi sonrakine sık iğne aynı dikişin içine iki tane sık iğne örüyoruz Evet birinci dilimi böylece bitirmiş oluyoruz arkadaşlar bakın çalışmanızın şeklinin de böyle olması gerekiyor şimdi sonraki boş dikişe bir tane zincir kaydırma tığ batırdık ipi alıp hepsinin içinden bir kere de geçireceğiz bakın tığı batırıyoruz ipi alıp önce buradan sonra buradan şimdi sonrakine yine baştan başladık İki tane sık iğne bir aynı yere iki sonrakine iki tane yarım tırabzan bir bir tane daha iki sonrakine iki tane ikili trabzan bir bir tane daha iki sonrakine yine ikili trabzan bir bir tane daha iki sonrakine iki tane yarım trabzan üçünü birden topluyoruz bir tane daha Evet Sonrakine iki tane sık iğne. Bir, iki. İkinci dilimi de böylece bitirmiş oluyoruz. Şimdi bir sonrakine zincir kaydırma örüyoruz. Tekrar yeni baştan başlayacağız dilime. Şimdi sıra sonuna kadar bu dilimleri tekrarlayalım arkadaşlar. Aynısını örüyoruz. Sıra sonunda buluşuyoruz. Evet sıranın sonuna geldim. Dilimleri tekrarlayarak ördüğünüz zaman arkadaşlar bakın tam da burada bir zincir kaydırma ile bitirmeniz gerekiyor. Ben bir zincir kaydırma ördüm ve buradayım. Böylece kaç dilim ördük? 6 tane dilim örmeniz gerekiyor. Şimdi ipliği arkadaşlar kısa kesip iç tarafta saklıyoruz. Şöyle kısa keseceğim, çekeceğim. İşareti artık alabiliriz şimdi ipi de burada çekiyoruz böyle çekiyoruz iç tarafta burada saklayacağız buraya çekeceğiz hepsini buraya alacağım bütün kısa iplikleri çekiyoruz böyle içeri çekiyoruz Evet şimdi çalışmamızı da böyle düzelteceğiz düzeltmeniz gerekiyor şöyle şekil vereceğiz Şöyle yukarı doğru havalanmaması gerekiyor. Şöyle düzgün aşağıya doğru şekil veriyoruz. Düzeltiyoruz. Evet. Bakın çalışmanızın böyle olması gerekiyor. Hatta şunları biraz şöyle havalandırabilirsiniz arkadaşlar. Bacakları örerek çalışmaya devam edeceğiz. Sarı iplikle örgümüze devam ediyoruz. Şimdi sihirli halka ile çalışmaya başlayacağız. Sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 ve 6 kısa ipliği çekiyoruz ortayı sıkıştırıyoruz spiral öreceğiz işaret kullanalım şöyle işareti sıra başına yerleştiriyoruz şimdi ikinci sırada bir tane tek örüyorsunuz bir tane çift öreceğiz aynı dikişin içine iki tane bir tane tek örüyoruz bir tane çift öreceğiz iki tane aynı dikişin içine bir tane tek örüyoruz bir tane çift öreceğiz aynı yere iki tane sırayı tamamlıyorum sırada da toplam 9 adet sık iğne olmalı şimdi arkadaşlar iki sıra öreceğiz iki sıra tek tek örüyorsunuz her dikişe bir tane her sırada 9 9 sık iğne olacak iki sıra örelim iki sıra sonra buluşalım Evet iki sıra örgüyü tamamlıyorum. Çalışmam bittiğinde de görüntüsünün böyle olması gerekiyor. İpli dikiş için uzun bırakıp kesiyoruz. Bu parçanın aynısından bir adet daha örüyoruz. Evet bacakların içine az miktar elyafla doldurduktan sonra şimdi dikeceğiz. Ben bir tanesini diktim. Bakın buraya diktim. Burası ortası şu sıralara diktim bakın gördüğünüz gibi şimdi diğer bacağı da birlikte dikelim şimdi bacağı simetri olarak yerleştiriyorsunuz tabi oyuncağa baktığınız zaman yani biri önde biri arkada olmasın düzgün bir şekilde yerleştirin aynı sıralara dönerek dikeceğiz şimdi buradan başlayacağım dikmeye buradan başlıyorum sonra Bakın bacak parçasında sonraki dikişten V dikişten buradan iğneyi geçiriyorum. Sonra gövdeye dikiyorum. Aksilikler beni buluyor ya. Evet, sonraki dikişten tekrar boş dikişten iğneyi geçirip bir daireyi takip eder gibi dikeceğiz devam ediyoruz hep dikerken de kontrol edin e, simetri mi düzgün mü dikiyorum her zaman dikkat edin bir kontrol edin arkadaşlar karşılaştırın diğer bacakla karşılaştırın aynı simetri demem kontrol edersiniz Tabii e, oyuncağın ön yüzüne de bakın dikerken şöyle şöyle ön yüzünü de bir tutun bakın bacaklar düzgün duruyor mu şimdi neredeyiz buraya dikeceğiz sıra sıra tek tek dikiyorsunuz bir daireyi takip eder gibi devam ediyoruz Evet. Şuradan da dikeceğim. Ve buradan buradan dikiyorum. Şimdi şöyle düğümleyeceğiz. Bakın, çalışmam bitti. Dikişimi tamamladım. Şimdi buradaki dikişin altından şöyle geçiriyorum iğneyi. İpi de bu ipi tığın üstünden atıyorum ve iğneyi çekeceğim. Çekince bakın burada bir minik düğüm oluşacak. Ve ipi burada bağlamış oluyorum. Sökülmez. Bu çalışmayı yaparsanız dikişiniz sökülmez. Şimdi buradan tekrar iğneye geçirip başka bir yerden çıkaracağım. Artık ipi kesebilirim. Evet. Çalışmamızı şöyle düzeltelim. Oyuncaklarınızı her zaman düzeltin arkadaşlar. Şöyle düzeltiyorum. Evet, çalışmanızın görüntüsünün bakın böyle olması gerekiyor. Evet, oyuncağımızı biraz süsleyelim istiyorum. Yanaklarına pembelik vereceğim. E, pembe ip geçirdim iğneye. Şimdi bakın buradan arka taraftan iğneyi geçiriyorum. Gözün alt izasından çıkarıyorsunuz buradan arkadaşlar. Evet. Şuradan çıkarıyoruz ipi. Şimdi arkadaki ipi uzun bırakın. Yok etmeyin. Şöyle biraz uzun kalsın. Şimdi burada 1. ikinci deliği kullanıyorsunuz. 1 2 Şöyle bir kez dikiyorsunuz. Aynı yerden bir kez daha geçip karşı taraftan iğneyi çıkarıyorum arkadaşlar. Yine gözün dibinden e, çıkaracaksınız iğneyi. Arkasında kilit olduğu için e, çıkaramıyorum. Şimdi biraz bu tarafa atlayacağım. Oradan geçmeyi deneyeceğim. Evet. Şuradan çıkarmam gerekiyor. Evet. Yine karşı tarafta olduğu gibi burada nakışımı yapıyorum. Bir, bir kez daha geçeceğim. İki. Şimdi bu ipi başlangıcı olan delikten çıkarıyorum. Evet. Bakın çalışmamız böyle olacak arkadaşlar. Böyle görünecek. Şimdi burada ipleri bağlıyorsunuz. Şöyle düğümleyelim. Keselim. Tığ alalım. Ve bunları içeriye çekelim. Yine aynı delikten tığ çıkarttım. İçeriye çekiyorsunuz. Evet. düzeltelim. Evet çalışmanızın şeklinin arkadaşlar böyle olması gerekiyor. Sırada balkabağı şapkası var. Minik bir balkabağı şapkası öreceğiz. Şimdi sihirli halka ile çalışmaya başlayacağız. Önce kahverengi iplikle sapını öreceğiz. Sonra turuncu iplikle örgümüze devam edeceğiz arkadaşlar. Sihirli halka içerisine 4 adet sık iğne örüyoruz. 1 2 3 ve 4 kısa ipliği çekiyoruz. Şimdi ikinci sırada bir tane tek öreceğiz. 1 bir, bir tane çift örüyoruz. Yani aynı dikişin içine 2 tane örüyoruz. 1 2 Şimdi 1 tane tek öreceğiz. 1 tane çift örüyorum. 1 2 Sırayı tamamlıyorum. Sıra toplam 6 adet sık iğne olacak. Şimdi bundan sonra iki sıra öreceğiz. Ben örülmüş halini gösteriyorum. İki sıra her sırada 6 adet sık iğne olacak şekilde örüyorsunuz. Ve sonra turuncu rengi ipliği alacağız ve örgümüze devam ediyoruz. Şimdi son ördüğünüz sık iğneyi böyle geri alın arkadaşlar. Turuncu rengi ipliği alıp bu iki ilmeğin içinden geçireceksiniz. Şimdi alacağız turuncu ipliği. Şöyle tutuyoruz örgümüzü. Alalım ipi de ikisinin içinden geçirelim. Tamamını geçirmiyoruz tabi. Kısa turuncu iplik bu uzunlukta kalacak arkadaşlar. Çekmiyorsunuz tamamını. Şimdi her dikişe iki tane öreceğiz. Sonraki dikişe tığ batırdım. Şimdi ilk sık iğneyi örerken bu kısa ipliği tığın üstünden atlatın arkadaşlar. Burada sıkıştırarak örün ki örgünüz düzgün olsun, ip geçişiniz düzgün gözüksün. Şimdi artık gerek yok. Kahverengi ipliğe de gerek yok. Onu da kısa kesebilirsiniz. turuncuyla kahveyi bu şekilde düğümlüyorsunuz. Bağlıyoruz. Burayı da bağlayacağız. Şimdi bu ipi de kısa keseceğim ve bu ipleri içine ettirelim. sonra örgümüzü engellemesin arkadaşlar şimdi her dikişin içine çift örüyorsunuz iki tane öreceğiz iki sonrakine de çift öreceğim bir iki üçüncü çifti örüyorum bir iki dördüncü çift bir 2 5. çift 6. çift ve sıranın sonuna geliyorum. Bakın çalışmanızın şeklinin arkadaşlar böyle olması gerekiyor. Şimdi yeni sıraya başlayacağız. İşareti sıra başına yerleştiriyoruz. Şimdi bir tane çift örüyoruz. Arttırma örüyoruz. 2 bir tane bulu örüyoruz arkadaki ilmeğin üstüne. Bir tane çift 1 2 bir tane bulu. Sıra sonuna kadar böyle devam edeceğiz. Çift ve bulu. Çift ve bulu. Çift ve bulu çift ve bulu örüyorum sırayı tamamlıyorum arkadaşlar şimdi yeni sıraya başlayacağız şimdi burada iki tane çift öreceğiz bu birinci çift bu da ikinci çift bir iki şimdi bir tane bulu öreceğim iki tane çift birinci çift ikinci çift bir tane bulu öreceğim arkadaki ilmeğe iki tane çift bir iki şimdi bir tane bulu arkadaki ilmeğe iki tane çift ikinci çift bir tane bulu arkadakine şimdi iki tane çift örüyorsunuz bir iki bir tane daha çift ve bir tane bulu şimdi iki tane çift örüp bitireceğiz bir iki sonda bir tane kaldı oraya da bulu örüyoruz arkadaşlar Evet sıranın sonuna geliyorum şimdi yeni sıraya başlayacağız bu sırada arkadaşlar 4 tane tek de görüyorsunuz 1 2 3 4 Bir tane bulu arkaya. 4 tane tek. 1 2 3 4 Bir tane bulu arkaya. 4 tane tek. 1 2 3 4 Bir tane bulu arkaya 4 tane tek 1 2 2 3 4 bir tane blo arkadakine 4 tane tek 1 2 3 4 bir tane blo 4 tane tek 1 2 3 4 bir tane bulu arkadakine. Evet çalışmamıza bir göz atalım arkadaşlar. Çalışmamızın şeklinin de böyle olması gerekiyor. Şimdi bir sıra daha öreceğiz. Aynısını tekrarlıyorsunuz. 4 tane tek bir tane bulu. 2 3 4 bir tane bulu arkaya. Şimdi sıra sonuna kadar bunu tekrarlayalım. 4 tane tek, 1 tane blo. Örelim, sıra sonunda buluşalım. Evet, sıranın sonuna geldim arkadaşlar. Bakın çalışmanızın şeklinin de böyle olması gerekiyor. Şimdi ne yapacağız? Şöyle bir ölçelim bakalım nasıl olmuş şapkamız. Bu arada şapkayı, videoyu çekerken tarifini yazıyorum arkadaşlar. Bakın şapkamız böyle bence yeterli ee, çok da kabarık bir şapka olmasını istemiyorum şimdi ipliği dikiş için uzun bırakıp kesiyoruz Evet şapkayı nasıl yerleştireceğiz arkadaşlar bakın yandan baktığınız zaman e, bacaklara göre bu pozisyonda yerleştiriyoruz burada üst noktada ortaya iğneliyoruz burada nereye iğneleyeceğiz 8 ve 9. sıralar arasına iğneliyoruz dikişi nasıl yapacağız hemen iğneye geçirelim şapkanın dikişini yaparken biraz dikkatli olacağız arkadaşlar bacaklardaki gibi dikmeyeceğim şimdi bakın önce iğneyi altından geçirin ve dikişin şimdi yanındakinden geçiriyoruz sonra kafaya dikeceğim daha doğrusu ana gövdeye dikiyorum şimdi e, alttan geçireceğiz e, iğneyi ve dikişin altından yandaki dikişten üstten böylece dikişlerimiz de gözükmeyecek arkadaşlar yani diktiğimiz Atlamalar gözükmeyecek bu şekilde. Şapka daha düzgün, daha görsel olduğu için şapkayı dikerken daha düzgün dikmemiz gerekiyor. Ee, şimdi buradan devam edeceğim. Ne yapıyoruz? Yine V dikişin önce altından, sonra yanındakinin şöyle üstten alta doğru dikiyoruz ki, bakın dikiş belli olmasın şimdi tekrar buraya dikiyorum gövdeye devam ediyorum bunu alabilirim yine aynı çalışmayı yaparak devam edeceğim şimdi ben sonuna kadar dikmiyorum Öğretim metotla siz dikmeye devam ediyorsunuz tabi ekran arkasında ben de dikmeye bu şekilde devam edeceğim. Sonra buluşuyoruz arkadaşlar. Tam kapamadan evvelde içini az miktar elyafla dolduruyoruz. Evet arkadaşlar böylece dikişi de tamamlamış oluyorum. Çalışmanızın şeklinin böyle olması gerekiyor. Dilerseniz e, bu oyuncağı arkadaşlar anahtarlık halkası da bu şekilde dikebilirsiniz. Ee, örneğini ben size gösteriyorum. Son e, halkasına, son zincirine e, diktim bu şekilde. Çok uzun bırakmadım. Ee, siz de bu tepe noktasına tam ortaya buraya anahtarlık halkasını dikebilirsiniz. Hepinizin eline sağlık diyorum. sizleri tebrik ediyorum. Videomu izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalımı ve videomu desteklemek isterseniz de beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, örgü dolu günler diliyorum. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.